Şimdi de çok dallı olan bir fidanı nasıl budarız? Bu da bodur bir anaç üzerine aşılanmış bir çeşit, elma çeşidi. Bunu nasıl budarız ona bakalım. Şimdi tekrar şu şekildeki kazık kökleri şu şekilde kesiyoruz. Çukura tam uymasını sağlamak için. Ondan sonra şu yan kökçüklerin uçlarını açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Nasıl oldu? Şimdi aşağı yukarı köklerimiz açıldı. Şimdi bunu buraya kadar gömüp 10 santim falan. Tabii bunun aşı noktası biraz aşağıdan olmuş. Gömmeyeceğiz yani. Gömdüğümüz zaman sıkıntı olur. O bakımdan şuradan 10 santim falan üst tarafta kaldıktan sonra bunun o kadar gömülmesi lazım toprağa. Daha fazla gömersek sıkıntı olur. Peki bunun üstünü ne yapmamız lazım? Şimdi bizim 3 ile 5 dal bırakmamız lazım şey üzerinde. Bir tane lider dal seçmemiz lazım. Ondan sonra da bakın bu tarafında fazla şey yok. Dal yok. Biz şu şekilde öncelikle şunu şuradan bir çıkartalım. Birbirine rakip olmuş. Şunu biz lider ya bunu ya bunu lider dal olarak seçeceğiz. Lider dal olarak daha kuvvetli olan ve açılanı seçmemizde fayda var. Şimdi bakın şu açı dar açı. Bu açının şu şekilde amma kürdanla yani bunu önümüz bu dikildiğimiz yılın Haziran Temmuz aylarında veyahut şimdi de olabilir. Şu şekilde şuraya bir kürdan tutturarak şöyle 45 derece açmamız lazım. Şimdi ne yaptık? Kestik bir tane. Şunu da kesersek bizim şurada bakın şu tırnağın kalmaması lazım. Özellikle bunu böyle kesiyorum ki göstermek açısından bakın bilerek tırnak bıraktım. O tırnağın şöyle yüzeyden kesilmesi lazım. Tırnak bırakmak doğru bir şey değil. Şimdi ne oldu bizim şeyimiz? Aşağı yukarı benzedi. Şimdi şuralardan da dal getirmemiz lazım bizim. Bir iki tane de dal buradan getirirsek 4-5 dal bizim için ideal. Şimdi bunların ucunu şu anda kesmiyorum. Neden? Çok kısa. Bunlar biraz daha uzun uzadığı zaman yaklaşık 60-70 santimi geçtikten sonra uçlarından kesilir. Şu anda çok kısa olduğu için kesmeye gerek yok. Haziran Temmuz ayında bunlar uzar. O zaman bunların uçları kesilebilir. Şimdi buradan sonraki kısımda ne yapmamız lazım? Bunun tepesi yaklaşık 1-2 metre daha uzun olsaydı keserdik. Ama şu aşamada bunu böylece dikmemizde hiçbir sakınca yok. Ama çok uzun olursa buradan itibaren ağaç dallarının üzerinden 85-90 santimde diyelim ki 120 santim daha var. O zaman 85-90 santimden hatta 1 metreden artık o aralık mesafe duruma göre değişir. Çeşide altındaki anaca göre değişir. Oradan tepesini vurmamız lazım ki ikinci tacı yukarıda oluşturabilelim. Şimdi bu da bu şekilde oldu.